Türkiye'nin ilk yerli ve milli helikopteri Gökbey, Jandarma Genel Komutanlığı'nın envanterine girdi. Atak helikopterinden kazanılan bilgi ve tecrübeyle Türk mühendis ve teknisyenler tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanan, geliştirilen ve üretilen Gökbey'in 4 prototipiyle bugüne kadar toplamda 1500 saatin üzerinde uçuş yapıldı. Böylece helikopterin testleri tamamlandı ve rüştünü ispatladı. GÖKBEY helikopteri taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde icra edebilecek kabiliyette geliştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı'na yapılan 3 helikopterin teslimatından sonra 20 GÖKBEY de gelecek yıldan başlayarak Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ve Kuvvet Komutanlıklarına teslim edilecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçları için ilave 57 adet Gökbey helikopterinin seri üretimine yönelik planlamalar devam ediyor. Bununla birlikte 2026 yılı başından sonra halihazırda Sağlık Bakanlığı için üretimi devam eden ambulans helikopterler de teslim edilecek. Önümüzdeki dönemde 100'den fazla Gökbey ihtiyacına yönelik tedarik planlaması sürüyor. Gökbey'i ihraç etme çalışmalarına da hız verilecek. TUSAŞ Gökbey üretimini ayda 4, toplamda ise 500'ün üzerine çıkarmayı hedefliyor. Öte yandan TYA tarafından geliştirilen TS1400 motoru ile Gökbey helikopterinin ilk uçuşu 2023'te gerçekleştirildi. 2027 yılından itibaren Gökbey helikopterlerinin teslimatlarının bu motorla yapılması amaçlanıyor. Türk savunma sanayi 2024 yılında ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, BAYKAR, Otokar FNSS, BMC, TÜBİTAK SAGE, ASFAT, MKE gibi şirket ve kurumların çabalarıyla gelişimini sürdürüyor.